Merhaba. Bugün bana sıkça sorulan bir sorunun cevabını bulmaya çalışacağız hep beraber. En fazla sorulan sorulardan bir tanesi şu: bu dönemde ev alınır mı, ev alalım mı, ev almayı bekletelim mi, ona göre hareket edelim. Bu sorunun cevabını bulmaya çalışacağız. Ev alma zamanı olup olmadığına da bu şekilde karar vermiş olacaksınız. Çünkü bu sorunun cevabı aslında herkese o göre bir fix bir cevabı yok. Herkesin durumuna göre, kendi durumuna bakarak, kendi durumunu inceleyerek ona göre karar verebileceği bir soru bu. Bugün ev almalı mı yoksa bugün ev almadan bekleyip önümüzdeki senelerde mi ev almalı, ona karar verecek. Olay şu aslında, bugün neden ev almak istiyor insanlar? Neden ev alıp almama konusunu konuşuyorlar? Bugün çünkü faiz oranları çok düşük. Mortgage'larda %2,5 civarlarında mortgage alınabiliyor bugünlerde. Öyle olunca insanlar düşük faizden ev almanın daha mantıklı olabileceğini düşünüyorlar. Ama diğer taraftan da ev fiyatları yüksek. Ev fiyatları yüksek olunca da bu rakamlara nasıl yansıyor, bu nasıl inceleniyor, ona bakacağız. Mantıklı mı değil mi? Ondan sonra sizler karar verirsiniz durumunuza göre, ev alıp almayacağınızı netleştirirsiniz. İlk olarak şunu söyleyelim, bir tane ev baz alacağız, 250 bin dolarlık bir evi baz alacağız. Bu hesaplamada 30 yıl fixed rate üzerinden çalışacağız ve %20 down payment, peşinat vermiş olacağız. %20 down payment ve peşinatla beraber 250 bin dolarlık ev bize ne kadara mal oluyor bugün %2,5 faizle, bunu görelim. 250 bin dolarda %20 down payment verdiğinizde, yani 50 bin dolar peşinat verdiğinizde 200 bin dolarlık bir evi alma durumunuz olacak. 200 bin dolarlık eve mortgage isteyeceksiniz. 200 bin dolarlık eve mortgage aldığımız zaman ne oluyor? 30 yıl faizle, 30 yıl fixed rate ile 2,5 faizle yaptığımız zaman aylık ödemesi 790 dolara geliyor. 790 dolara geliyor ve 360 ile çarptığımızda bu 790 doları bize 284.400 dolar. 284.400 dolar gelmiş oluyor toplamda bu evin maliyeti. Artı bir de 50 bin dolar down payment vermiştik. Yani 334.400 dolarlık bir maliyete bize karşımıza çıkıyor bu evin maliyeti. 2,5 faiz oranı, 30 yıl fixed, 50 bin dolar da down payment verdik. Peşinden de hemen aynı evi bir sene sonra, tahmini olarak bir sene sonra 50 bin dolarlık bir değer düşüşü olduğunu farz ederek, yani 250 bin dolarlık evin 200 bin dolara düştüğünü farz ederek bunun hesaplamasını yapalım. 250 bin dolarlık ev 200 bin dolara düştüğünde, 50 bin dolarlık değer kaybı olduğunda, ki hani şu sıralar bir kriz bekleniyor ama ne zaman olacağı belli değil, devletin desteklerine bağlı olarak insanlar hayatta duruyorlar, ayakta duruyorlar, ona bağlı olarak bu 250 bin dolarlık evin kriz geldiğini farz ederek 200 bin dolara düştüğünü düşünüyoruz ve yine aynı şartlarda %20 down payment veriyoruz. Ama 50 bin dolar down payment vermiştik bir öncekinde, bunda da 50 bin dolar down payment verelim. Böyle olunca 30 yıllık faiz oranıyla, 30 yıl fixed rate mortgage'la 150 bin dolarlık mortgage bakacağız manasına geliyor bu. Faiz oranı yükseliyor. Faiz oranının da %5 olduğunu, 2,5'tan %5'e çıktığını farz edelim faiz oranının. O zaman bu evin aylık ödemesi 150 bin dolar mortgage üzerinden olduğu zaman aylık ödemesi 805 dolara geliyor. Birinde 790 dolardı, bunda bir öncekinde 790 dolardı, bunda 805 dolara gelmiş oluyor. Ve 360 ile çarptığımızda, 30 yıla çarptığımızda toplam ödeme 289.800 dolara denk geliyor. 289.800 dolar. Bu da 50 bin dolarda down payment vermiştik. Toplamda 339.800 dolara mal oluyor bize bu ev. Aradaki fark 5.400 dolar. Aradaki fark. Şimdi bir önceki evi aldığınızı düşündüğünüzde 250 bin dolara aldınız, 200 bin dolara düştü. Hala evi ilk aldığınızı düşünelim. 200 bin dolara düştü. Otomatik olarak 50 bin dolar boş ödemiş gibi bir şey oluyorsunuz. 50 bin doları. 50 bin doları boş ödeyince 200 bin dolarlık eviniz olmuş oluyor. 200 bin dolarlık evi kullanmaya başlıyorsunuz. 250 bin dolara düştüğü için. 250 bin dolardan 200 bin dolara düştüğü için. Öbürü de 200 bin dolara, aynı evi 200 bin dolara alıyor ama 50 bin dolar down payment verdiğinden dolayı da 150 bin dolara mortgage veriyor. Aradaki fark
Dediğim gibi birisinde 284.400 dolar ödüyorsunuz. Diğerinde 289.800 dolar ödüyorsunuz. Arada 5.400 dolarlık bir fark var. Ona göre de hesabınızı, kitabınızı yaparsınız. Bugün ev almak isteyen, 250.000 dolarlık evi bugün almak isteyip de bu evi hiç satmayacaksa eğer, elinizde tutacaksanız bu hesaplamaların aslında size hiçbir şekilde bir mana ifade etmediğini bilmeniz lazım. Çünkü evin değeri satacağınız zaman düşmüş oluyor. Eğer evi satmazsanız evin değeri düşmüyor. Ev zaten sizin. 10 sene, 15 sene oturacaksanız evde, o evin değeri tekrardan yükselmeye başlayacaktır. Herhangi bir şekilde sizi herhangi bir zarara uğratmayacaktır. Eğer evde oturmayı düşünüyorsanız. Ama ev alıp bir iki sene sonra satayım diye düşünüyorsanız o zaman zarar edebilirsiniz. Şimdi bu kısa bilgilendirmeli videonun üzerine siz kaleminizi, kitabınızı alacaksınız elinize, inceleyeceksiniz, bakacaksınız ve diyeceksiniz ki evet, ben 250.000 dolarlık evi bugün alayım veya hayır, bekleyeyim, bu 250.000 dolarlık evin değeri düşsün, daha sonra almış olayım. Arada iki tane fark var. Birisinde faiz oranı 2,5, diğerinde 5 üzerinden hesapladık. Birisinde evin değeri 250.000 dolar, diğerinde 200.000 dolar düşmüş olarak hesaplanıyor. Ona göre hesabınızı, kitabınızı yaparsınız. Ev almanın zamanı mı değil mi, ona göre kendinize göre bir hesap yaparak ya ev almayı bekletirsiniz veya en kısa zamanda ev almanın yoluna bakarsınız. Umarım faydalı olmuştur, açıklayıcı olmuştur. Lütfen aşağıdaki share butonuna basın, abone olun. Zil butonu var, ona tıklayın. Yeni videolar geldikçe sizi de haberdar ederim. Kendinize iyi bakın efendim. İyi günler diliyorum.